Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günü Nasdaq tarafında çok hafif bir rekor tazeleme. S&P tarafında da tam 2800 direnci civarında bir kapanış yaptık. Şimdi sabahki mailde de paylaştım. Burada point and figure olarak bakarsak daha net bir resim karşımıza çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi 2807 diyelim. Seviyesi aşılabildiği zaman bir X daha koyuyor olacağız ve çok net bir dirence bakıyoruz. Burada biliyorsunuz zaman söz konusu değildir. Çok net bir dirence bakıyoruz. Bunun üzerine doğru bir hareketle de işte beklediğim 3000'ler seviyesi söz konusu olacaktır. Son zamanlarda 87 tarzı bir crash vesaire konuşuluyor. O büyüklükte bir düzeltme beklentim benim yok. Tabii 2550 kırılırsa, yani şuradaki seviyelerden bahsediyoruz, resim çok ciddi anlamda değişecektir ama benim beklentim hala olası bir geri çekilme olsa bile Ağustos ayı civarında yeni yukarı hareketin başlıyor olacağı, ki dediğim gibi şu anda zaten o seviyeleri zorluyoruz. Buraların aşılması durumunda yukarıya doğru hareket başlayacaktır. Şimdi bu haftanın gelişmeleri biraz daha karışık olacak. Hem ekonomik tarafa baktığımızda önemli bazı veriler var. Örneğin perakende satış verisi, endüstriyel üretim verisi, Beige Book gibi biraz önemli veriler var. Hem de Powell'ın konuşması söz konusu olacak. Konuşmadan ziyade Senato'ya yapacağı sunum söz konusu olacak. Görüyorsunuz 17'si ve 18'inde. Gerçi ikisi de birbirinin aynı ama 17'si daha doğrusu daha önemli olacak. Sunum söz konusu, ki burada ne kadar sıkılaşacak, özellikle ticaret savaşı ile ilgili artık biraz daha elle tutulur bir hale geldi malum ticaret savaşı ile ilgili konular. Pardon. Buradaki yaklaşımı ve bunun kendi stratejilerine etkisini tartışılması açısından biraz daha önem taşıyan bir toplantı, bir sunum olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla piyasa yakından takip edecektir. Tabii bunun dışında bir de artık bilanço dönemine girdik. Yavaş yavaş bilançolara yönelik pozisyonlar alınmaya başlayacak. İşte yine 17'sinde görüyorsunuz, örneğin Goldman Sachs'ın geliyor. Daha sonra tabii daha önemli olarak da teknoloji şirketlerinin, Google'ın, Apple'ın vesaire ay sonuna doğru gelecek olan bilançoları piyasaya götürecek. Dolayısıyla artık muştudan çıkıp elle tutulur beklentilerin alınıp satılacağı bazı verilere bakıyor olmamız gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu şirketlerin sadece açıklayacağı kar değil, geçmiş dönemlerdeki karları değil, bundan sonra özellikle ticaret savaşı nedeniyle nasıl stratejiler izleyecekleri veya ne kadar karı kısacakları veya yükseltecekleri gibi açıklamaları da kritik olacak. Dolayısıyla bu bilanço dönemi biraz daha önemli diyebiliriz. Çin verisinin üzerinden çok fazla gitmeyeceğim. Sabah detaylandırdım zaten, 6,8'den 6,7'ye geriledi, ki hiç şaşırılmaz bir şekilde zaten beklenti buydu diyebiliriz. Negatif olan gelişme ne? Daha güncel olan Haziran ayı endüstri üretimine baktığımızda çok net bir düşüş var. 6,8'den 6,5 bekleniyordu. 6 gibi çok belirgin bir düşüşe girilmiş durumda. Yine şuradaki sabit yatırımlar kalemine baktığımızda burada da çok düşük bir seviyeyle karşı karşıyayız. Bakın 2000'lerinin seviyesine, 99'un altına gelmiş durumdayız. Dolayısıyla orada da negatif bir gelişme var ama pozitif diyebileceğimiz gelişme perakende satışların yükseliyor olması. Yani aşağı yukarı 8,5 beklerken, pardon, 8,5'tan 8,8'e artış beklerken 9 gibi bir rakam geliyor, ki bu iç pazarın biraz daha canlandığı anlamına gelecektir. Ama yine de hizmetlerle imalat arasındaki makasın daha yüksek ve servis sektörü lehine açılıyor olması lazım ki daha sürdürülebilir bir büyümeden ve ticaret savaşı gibi önemli bir gelişmeden az hasar alıyor olması lazım.
henüz iç pazarı yeterince büyük değil. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde hedef olan 6,5 civarına doğru bir geri çekilme olacak diyebiliriz. Daha da altına düşecektir. Çünkü dengelenmek için bunun olması şart diye düşünüyorum. Bizim asıl tartıştığımız gereken konu bu bir kriz şeklinde mi olacak, yoksa şu ana kadar başardığı gibi hükümet kontrolü elinde tutarak mı? Piyasanın tepkisi olarak baktığımızda önemli bir tepki yuan tarafında olmadığını görüyoruz. Yine dönüp de Şangay Kompozit'e baktığımızda da 0,5'lik hafif ekside olduğunu görüyoruz. Japonya tarafı bugün kapalı. Buradan paritelere devam edelim. Euro geçtiğimiz haftaki hareketini, 17'nin üzerindeki hareketini tutamadı, koruyamadı ve tekrar 50 günlük ortalamanın altına inmiş durumdayız. Benim buradaki beklentim hala 18'e doğru bir hareket olması yönünde. Özellikle pozisyonlanmaya baktığımızda iyice rahatladığını artık net bir şekilde görebiliyoruz. Şurada görüyorsunuz, tamamen aşırılık geri verilmiş durumda, ortalamaya dönmüş vaziyetteyiz. Dolayısıyla bu iyi bir gelişme. Tabii kısa vadede bir tepki beklentisi içinde olmam dolar hareketinin bittiğini düşündüğüm anlamına gelmiyor. 15-50 seviyeleri hala çok kritik, ama şuradan benim gördüğüm, teknik resimde gördüğüm 18-30'lara doğru bir hareket ihtimalinin hala olması yönünde. Tabii önce 50 günlük ortalamayı aşmamız gerekiyor. Bu senaryonun tamamen gündem dışında kadük olması durumu ise şurada gördüğümüz 15-20'li diplerin kırılması zamanında durumunda olacaktır ki o zaman 14-70'leri ve daha düşük seviyeleri de konuşuyor olacağız. Ama bu hareketten önce yukarı bir hareketi görmek beni çok şaşırtmayacaktır. Japon yeni tarafında beklediğimiz kırılmanın geldiğini gördük. Aslında şaşırtıcı bir hareketti bu da diyebiliriz. Çünkü uzun bir süredir gelen veri akışına baktığımızda Japon yeni pozitif diyebileceğimiz gelişmeler vardı. Ama sonuç olarak buradaki direncin aşıldığını gördük. Hafif bir geri çekilme söz konusu geçen hafta gördüğümüz zirveye oranla, ama çok büyük bir ihtimalle bundan sonra gelecek olan satışlar artık trend çizgisinde destek bulup tekrar yukarıya doğru dönecektir. Buradaki hareketin bir sonraki aşamadaki yeri de şurada gördüğümüz 115'lere doğru, 115-50'lere doğru bir yükseliş ki burasının da kırılması momentumun iyice kuvvetlenmesi anlamına gelecek. Bu seviyeler Nikkei açısından da pozitif olacaktır. Dolayısıyla S&P'yi hep altını çiziyorum, ama Nikkei tarafını da böyle bir gelişmede yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Altın kısmına gelirsek, altında destek seviyelerden hafif alımlar geldiğini ama bir türlü tam olarak da o seviyeden uzaklaşamadığını görüyoruz. Dolayısıyla hala zayıf seyrini sürdürüyor diyebiliriz. Şurada şöyle bir trend çizgisi eğer çizersek, çok hassas olmadı belki ama görüyorsunuz yine cuma günü de oradan gelen bir alış gördük. Elbette kısa vadede bu pozitif, ama bu seviyelerin, yani 35'ler seviyesinin kırılması durumunda satışların çok daha sertleşeceğini söylemek mümkün olabilir. Buradaki pozisyonlanmaya baktığımızda gelen satışlara rağmen çok umudun kaybedilmediğini görüyoruz. Şurada biraz sıkıştırırsam daha net göreceksiniz. Aşırı olmayan ortalamalara yakın seviyelerdeyiz. Dolayısıyla piyasada bir sıkışma, bir likidasyon baskısı da söz konusu değil. Gümüş tarafına bakarsak burada 16-20'nin kırılmasıyla beraber satış geleceğini zaten uzun süre tartışmıştık. Bunun olmasıyla beraber de aşağıya doğru 15-70'lere kadar da cuma günü bir hareket geldi. Şimdi biraz daha geniş olarak bakarsak şurada gördüğümüz 15 küsürler, yani şu bölgenin biraz daha önem kazanmaya başladığını görüyoruz. 15-50'ler civarı diyelim ki aslında bu daha önce de konuşmuştuk. Şöyle uzun vadeli bir trend açısından da
baktığımızda, yani şu 2000'lerden gelen trend açısından da baktığımızda bu seviyeler oldukça önemli olacak. Çok iyi çizemedim. Belki şuradan alsam daha iyi olurdu ama bu seviyelerin kırılması, yani 15-50 civarı, 15-30 civarının kırılması durumunda uzun vadeli trendinde kırılmaya başladığını görüyor olacağız. Dolayısıyla gümüşü hala öncü olarak takip etmekte fayda var. Buradaki CFTC verisine baktığımızda burada da çok önemli bir long pozisyon toparlanmadığını görüyoruz ama COMEX'teki longlara dikkatimizi çekmiştim. Onun yarattığı baskı zaten etkili oldu. Dolayısıyla şu an için baktığımızda tutunuyor. Altında gümüşte tutunuyor ama kırılma ihtimali hala daha yüksek diye düşünüyorum. Biraz temkinli takip etmekte fayda var. Şimdi petrol tarafında Cuma günü açıklanan kuyu sayısına baktığımızda bir yatay hareket olduğunu gördük. Bu da en azından fiyat hareketini kısa vadede stabilize etti. Şurada görüyorsunuz, sert bir geri çekilmenin ardından etrafında dolaşmaya devam ediyor. Trump, Putin gelişmesinde petrolün de konuşulacağı beklentisi vardı ama bu son gelişmelerle beraber, yani 12 Rus ajanı, hatta orada Bitcoin vesaire de geçiyor, bayağı heyecanlı bir konuya dönmeye başladı. O gelişmeyle beraber tam olarak bu konular ele alınır mı? Bunu bilemiyorum ama yine de petrolün 50 günlük ortalamasının altına doğru hareketin devam etmesini bekliyorum. Buradaki pozisyonlarda artık biraz karışıklık başladı diyebiliriz. Zirve seviyesinin altındayız ama bir toparlanma daha gelmişti. Hala ben çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Beklentiler çok da saçma değil. Tabii ki işte Libya'da iki grup arasında gidip gelen liman, Venezuela'daki durumun çok kötü olması, İran belirsizliği longların pozisyonlarını taşımasına neden oluyor. Ama bundan önce de paylaşmıştım. Aşırı diyebileceğimiz bir kısa vade korkusu şu anda söz konusu. Hala da bu durum çok değişmiş değil. Dikkat ederseniz bakın, kısa vadeye baktığımızda 70,62 görüyoruz. Aşağı yukarı bir sene sonraya baktığımızda 6 dolarlık bir fark söz konusu ki bu çok ciddi bir spread. Bunun kapanması gerekiyor. Tabii şu taraf da yukarıya gidebilir. Böyle bir argümanda da bulunabilirsiniz ama şu görüntüde kısa vadeli arz korkusu olması nedeniyle bana biraz daha buradaki fiyatların aşağıya doğru gelerek dengelenme sağlanması daha ihtimal dahilinde geliyor. Buradan 10 yıllıklara geçeceğim ama 10 yıllıklarda açıkçası söyleyecek çok fazla yeni bir şey yok. Görüyorsunuz bir yatay sıkışma içindeyiz. Buradaki pozisyonlarda hala çok yüksek seviyelerde short olmayı sürdürüyor. Bakın, biraz kapanma söz konusu olsa bile görüyorsunuz bu kapanmış haliyle bile tarihin en yüksek short pozisyonları var. Dolayısıyla benim beklentim 10 yıllıklarda 2.80'lerin kırılarak biraz daha geri çekilmenin devam etmesi. Bu ne ile olabilir? Tam bilmiyorum. Bir emerging market ülkesindeki problemle olabilir. Amerika'da gerçekten çok sert bir satış gelebilir veya Powell'ın açıklamalarıyla olabilir ama olması bana çok yüksek ihtimal gibi geliyor. Dolayısıyla 2.78 seviyelerini takip etmemizde fayda var ama daha uzun vade baktığımızda tabii ki bütün bonolardan uzak durmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Gelelim bizim tarafa. Burada da baktığımızda şu uzun vadeli trendin kırıldığını gördük. Zaten daha önce de bunu tartışıyorduk. Şuradan tekrar bir resmi çıkartırsak. Çok büyük bir kırılma olmadı. Dolayısıyla buradan eğer biraz kuvveti varsa yukarıya doğru, yani 91.800'e doğru bir hareketlilik söz konusu olabilir. O trend çizgisini, kırdığı trend çizgisini kontrol etmek isteyecektir. Zaten biraz daha kısa vadeli de baktığımızda artık yavaş yavaş önemli bir, daha önce önemli bir
band olan şu seviyeye de geldiğini gördük. Dolayısıyla şu aşağıda gördüğümüz 71.500 ile 87.000 civarı, 88.000 civarı bir yerde dengelenecektir. Benim beklentim 78-80 aralığını görme ihtimali. Tabi burada şu tartışılıyor, işte bankacılık sektörüne gelen satışların bir şeyi var mı, temeli var mıydı şeklinde, işte aslında çok ucuz algıdan kaynaklanıyor gibi. Bunlar aslında çok elle tutulur argümanlar değil. Dönüp de baktığımızda birkaç tane dinamiğin üst üste geldiğini görüyoruz. Nedir o dinamikler? Birincisi, getiriler çok ciddi anlamda yükseldi. Eğer merkezden de bir faiz artışı daha bekleniyorsa, ki bekleniyor, bono portföyünün ciddi anlamda hırpalanmış olması lazım şu ana kadar. Bir faiz artışı var olan kredilerin yine veya kurdaki hareketle beraber baktığımızda sorgulanması anlamına geliyor. Yani non-performing loanların ne olacağının belirsizliği, bunun üzerine daha sıkılaşan piyasada yeniden kredi açılamayacak olması ve tabii ki yield curve'ün, yani getiri eğrisinin de durumunu göz önüne alırsak bütün bunlar bankaların karlılığını ekleyecek gelişmeler. Dolayısıyla da bir satış olması çok da ilginç değil diye düşünüyorum. Yersiz değil daha doğrusu. Ama kur hareketiyle de bakarsak piyasanın en azından Fitch'in not hareketinde çok fazla panik olmadığını görüyoruz. Bundan sonra biraz daha reel gelişmelere bakmaya başlayacaktır. Burada artık 4.77-50'nin altına doğru bir hareket gelmesi gerekiyor ki ciddi anlamda bir rahatlamadan bahsedebilirim. Ama diğer gelişmekte olan ülke kurlarına da baktığımızda, örneğin rubleye baktığımızda, o da içinde bulunduğu banttan dışarı çıkmış değil. Meksika pezosuna baktığımızda görüyorsunuz ciddi bir toparlanma yaşadı. Özellikle seçim sonrası NAFTA'nın hala gündemde olmasına rağmen Hindistan rupisine baktığımızda o da zirvenin etrafında dolaşıyor ama sakinleşti diyebiliriz. Dolayısıyla emerging tarafta bir sakinleşme söz konusu. Bu bizde de açıklanacak programa bağlı olarak bir yansıma yapabilir. Bitcoin tarafına gelelim. Az önce söylediğim gibi Rusya-Amerika ilişkilerine de sızmış gibi gözüküyor Bitcoin, ama hafta sonunda yeniden 6400'lere doğru bir toparlanma hareketi gördük. Burada bazı upgrade'ler de geliyor ama ben fiyatı çok fazla etkileyeceğini zannetmiyorum. Şimdi kısa vadede baktığımızda 5900'ün kırılamıyor veya kırılmıyor olması olumlu diye düşünüyorum, ama 6830'ların da aşılması gerekiyor. Şuradaki en azından şu boşluğu doldurmamız gerekiyor ki o boşluğu doldurursak 50 günlük ortalamanın da üzerine çıkmış olacağız. Yani 7500-7600 civarı seviyeler. Buradaki pozisyonlara baktığımızda geleneksel olarak short seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. Ufak ufak kapatabilme çabaları var ama herhangi bir artıya geçme durumu söz konusu değil. Son dönemde konuşulan, tabii Ağustos ayındaki ETF, o konuya ileride biraz daha detaylı olarak değineceğim ama nette baktığımızda tabii ki olumlu bir gelişme görüyorsunuz. CME tarafına da baktığımızda hala Bitcoin tarafı ciddi anlamda short. Dolayısıyla buradaki genel resimde çok net bir değişim olduğunu söylemek mümkün değil. Önce 6800'leri aşmamız gerekiyor. Orayı aşarsak da 7500-7600 bandının üzerine çıkmamız gerekiyor ki net olarak yukarıya dönüşün başladığından bahsedebilelim. Herkese iyi haftalar diliyorum.